Atilla Tüker'le Markaj başlıyor. Radyo Spor'a Atilla Türker'le Markaj programına hoş geldiniz. Saatlerimiz 13.03'ü göstermekte, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve Atilla abiyle birlikte gündemdeki konuları değerlendireceğiz. Sizlerden gelen mesajlarda bakacağız. Atilla abi de telefonla gömülmüş durumda. Hoş geldiniz Atilla abi. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Mesajları bekliyorum. İzninle hemen cep telefonu numaramı vereyim. 549-371-07-05. Evet, 549-371-07-05. Gelen mesajlar olursa, öneriler olursa, fikir jimnastiği yapmakta hazırız. Tabii gelen mesajlar da var. Öncelikle günü nasıl geçiyor? Dünya Kadınlar Günü bugün değil mi? Evet. Kutlamak lazım. Kutlamak lazım. Dünya Kadınlar Günü özel bir gün onlar için. Tabii sadece bir gün kutlayıp da geçiyoruz. O yüzden çok içime de sinmiyor böyle kutlarken. Sanki biraz göstermelik kutluyormuş gibi hissediyorum kendimi. Sadece hani bugünlerde hatırlıyoruz ya da bir şiddet olayı olduğunda hatırlıyoruz. Ama her zaman kadınlara daha farklı davranmak gerektiriyor. Tüm insanlara saygı, sevgi göstermek gerekir, kucaklamak gerekir ama yani pozitif ayrımcılık mı olur bilemiyorum, olsun. Kadınlarımızın hakikaten yeri çok farklı. Yani gerek yakın çevremizden, gerek işte aileydi, dostlarımız, arkadaşlar, tüm kadınlar inanılmaz yani genel anlamda çok, yani gördüklerim doğrusu da söylüyorum, genelde cefa çekiyorlar. İnanılmaz. Biz kendi başımıza, tek başımıza daha doğrusu herhangi bir şeye yetişemezken, yetinemezken, ilgilenemezken, ya özellikle annelerimiz, anneler, büyüklerimiz, kardeşlerimiz, ya inanılmaz uğraş içerisindeler. Köylü kadınlarımız, bizim kendi annemiz, teyzemiz, bakıyorsunuz. Ben kendi başıma ne bileyim herhangi bir şeyimle ilgilenirken zorluk çekiyorum. Mesela benim annem, tüm anneler kutsaldır. Tüm annelerin ellerinden öperim. Bakıyorsun biz mesela 4 kardeşiz. Bir abim rahmetli oldu. İşte hepsi birbirinden zıpkın. Bir kız kardeşim var. Zıpkın gibi 4 çocukla ilgileneceksin. Kocayla ilgileneceksin. Yemek yapacaksın, bulaşık yapacaksın. O günkü şartlar altında bir maaşla evi geçindirmeye çalışacaksınız. Karı koca olarak işte köyde, tarlada çocuk doğuracaksın. İşte ahırda süt sağacaksın. Yani inanılmaz boyutlarda. Yani çok modern şartlarda bulunan hanımlarımız, hanım kardeşlerimiz de var. Ama ne olursa genel anlamda sözü söylemek yanlış mı olur? Kadınlık çok zor bir zenaat mı derler veyahut da durum mu derler, tablo mu derler? Ayrı bir olay. Çünkü fiziki olarak veya ne bileyim belli konularda daha zayıf olunuyor. Yani bazen otobüse biniyorum veya yolda gidiyorsun. Yani erkek halinle mücadele edemiyorsun belli konularda. Çünkü saygı, sevgi yerin dibine geçmiş artık günümüzde. Oysa tam tersi, özellikle kadınlarımıza, kızlarımıza, kardeşlerimize ayrı bir sevgi, ayrı bir saygı, ayrı bir değer vermemiz gerekir. Uzak ara. Yani her bakımdan çok değerlidir onlar bizlerimiz için. Şimdi gelen mesajlar var. Bu arada Atilla abi montunuzu da sağlam bir yere koymuşsunuz galiba bu sefer. Ya arkadaş. Geçen hafta. Unutmuştum. Ben unutmadım. Ben unutmuştum. Şimdi dinleyiciler şaşırmıştır. Montun ne alakası var falan diye de anlatayım arkadaşlar. Olay şu. Geçen hafta yayın bitti. Yukarıya bizim sevgili Murat Duymuş, genel yayın yönetmenimiz. Onun yanına çıktık. Laf laf açtı. Muhabbet ediyoruz falan. Sonrasında ben montumu aldım. Çıktım. Eve gidiyorum. Mertel Hanım'la, yani karşımdaki değerli beyefendiyle metroda sohbet, muhabbet falan ederken Levent'te ben indim. Oradan Ortaköy otobüsle geçeceğim. Elimi cebime bir attım. Gözlük var. Dedim ki kendi kendime, ben 5 yıldır gözlük kullanmıyorum. Bu gözlük nereden çıktı dedim. Gözlüğü bir elime aldım, çıkarttım. Abi baktım. Dedim bu gözlüğü ben yıllar önce böyle bir gözlük kullandım ama ben halen böyle bir gözlüğüm yok falan derken montun önüne bir baktım. Markayı söylemeyeyim şimdi. Benim mont değil. Meğer çıkarken iş yerinden, Saran Holding'den kendi montumun yerine sevgili Murat Duymuş'un montunu almışım. Renkler benziyor, tip benziyor, her şey benziyor. Ebat falan da benziyor. Zaten benzemese de ben biraz dağınık adamımdır. Yanlışlıkla Murat'ın montunu almışım. Ya arkadaş iyi de bir baktım cepte doğal olarak bir anahtar şey diğer montta, yani gerçek montumda. Ne yapacağız falan diye. Yolda yürürken tabii hemen sevgili Mert Elam'ı aradım. Dedim kardeş böyle böyle, benim o anda idrakta edemedim. Ben bu montu nerede
unuttum. Nereden aldım? Bu mont, üstümdeki mont kimin? Evet. Benim mont kimde? İşin vahim tarafı benim evin anahtarları diğer montta doğal olarak yani. Kapıda kalacağım. Ne yapacağız falan. Birkaç telefon trafiği sonrası mont biraz daha ebatı size derler. Hani geniş olduğu için dedim ki bu olsa olsa mont Murat'ındır. Sonra Murat'ı aradım falan. Tabii benim Murat'ın montunu ben giydim. Üzerimdeki montta da Murat'ın anahtarları var. O da kapıda kaldı. Ben de kapıda kaldım. Siz neyse, niye bu arada anahtarları montta taşıyorsunuz? O da ilginç. Ben mesela hep cebimde. Değil normal mi? Pantolonumu cebinde doğru taşıyorum. Diyorsun. Doğru montta diyorsun. Montta herhangi bir şey hani bendil taşırım. Doğru diyorsun. Onun haricinde öyle bir ya beremi koyarım. Varsa kış günü ise başka doğru bir şey diyorsun, koymam. Doğru diyorsun. Ben de genelde demeyeyim de o anki aklıma ne gelirse bazen montta bazen para cebinde yani kot pantolon para cebinde bulundururum. O gün montta bulundurmuşum. Kapıda kaldım tabii. Neyse ki tek yaşadığım için kapıcı kardeşimiz birkaç yıl önce bana söylemişti. Atilla abi bana bir yedek anahtar ver dedi. Çok da güvendiğim için yedek anahtarı vermiştim. Sonrasında eve gittim. Yedek anahtar geldi. Telefon trafikleri falan diye. Bir de misafirim vardı. Misafirle birlikte apartmanın kapısının önünde bayağı bekledik. O bekleyiş sırasında daha doğrusu yolda yürürken Levent'ten Ortaköy'e doğru otobüse binmek için yolda giderken aklıma şu geldi. Necat Uygur'un bir parodi mi derler, anekdot mu derler, parodi derler tabii. Bir olayı var. Otobüse bindim gidiyorum diyor. Ayakta diyor. O anda elimi cebime bir attım diyor. Aa leblebi, fıstık, fındık. Aa ben ne zaman aldım bunu? Başladım yemeye diyor Necdet Uygur. Yiyorum, yiyorum, yiyorum diyor. Sonunda bitirdim diyor. Cebimdeki diyor fıstık kuru yemiş falan diyor. O falan derken yandaki yolcu demiş yeter be demiş. Benim cebimdeki tüm kuru yemişleri bitirdin. Allah rahmet eylesin Necdet Uygur'a da. Yani onun parodisi aklıma geldi. Ben de yani kapıda kaldım. Neyse ki ertesi günü özel bir kuryeyle benim mont bana geldi. Murat'ın mont Murat'a gitti de kapıda daha doğrusu krizi çözmüş olduk. Normale döndünüz bir gün. Benim dalgınlıklar çok meşhurdur. Bak şu anda ama hiç geldi. Olmadı daha önce yani. Burada olmadı da burada olmadı. Belki 5 senedir program yapıyoruz ama hiç mont karıştırma ilk defa oldu. Benim dalgınlıklar efsanedir. Yani maalesef. Yani bir gün mesela söyleyeyim. Eskiden cep telefonu yok. Yani benim anlatacağım bu olay. Stajyer demeyeyim de böyle 35-40 yıl önce yeni genç bir gazeteciyim böyle. Diyelim ki 25-27 yaşlarında falan. Polatlı diye hatırlıyorum. Polatlı'da maça gittik. Cep telefon olmadığı için işte anında da maçı yazdırmak gerekiyor. Matbaaya zamanla yarışıyorsun böyle. Nereden yazdıracaksın? Bizde direkt telefon yani direkt de arayamıyorsun. PTT'ye ödemeli olarak yazdırıyorsun. Basın ödemeli. Bak bu nüans çok önemli. Maç bitti. Anında yazdırmam gerekiyor. Çevirdim. Tabii postaneye üzerinden yazdırıyorsun bunu. Çevirdim postaneyi. Karşıma hanımefendi, görevli hanımefendi çıktı PTT'den. Dedim ki basın ödemeli arayacağım hanımefendi. Yani karşı taraf ödeyecek parayı. Medyada çalıştığım için. Dedim ki numaram, karşı tarafın numarası şu. Tamam beyefendi dedi. Ayrılmayın dedi. Ayrılmadım veya kapatın arayacağız dedi. Her neyse. Pat buyurun konuşun dedi. Bir kadın sesi. Ya bizim matbaada kadın çalışmıyor. Dedim bu nasıl iş? Telefonu hemen kapattım. O zamanlar biraz daha agresifim. Kapattım. PTT'yi tekrar aradım. Hanımefendi dedim ben size numara verdim. Siz başka bir numarayı aradınız dedi. Dedi ki 14-74-17 mi? Bak nasıl aklımda. 40 yıl önceki numara. Ev telefonu numara. Evet dedim o. Dedi orayı bağladım önümde duruyor. Aa ben o stresle matbaayı bağlayacağım ama sevgili annem nur içinde yatsın evi bağlatmış. Annem de kabul etmiş. Bu sefer kabul edince tekrar basınca annem de merak etmiş bu çocuk niye telefonla konuşmadı da falan diye. Yani o şeyle ki buna benzer yüzlerce binlerce hikaye var ya. Yani biraz dalgınlık fazladır bende. Kafa tabii hep sürekli belli yerlere çalıştığı için veya kafada belli işte haberdi, röportajdı, nerede ne yapabilirim falan anlamında bu tür şeyler oluyor ama olsun. Şimdi sevgili Yunus reklama mı gidiyoruz? Gidelim sonra daha tamam, kesintisiz Atilla. Tamam güzel kardeşim sağ ol var ol. Atilla Türker'le Markaj devam ediyor. ...13-13 saatlerimiz... ...sizlerden gelen mesajlara şimdi... ...bakacağız. Evet, sevgili Yunus Dane... ...sağ olsun bizi hiç ihmal etmiyor... ...ara sıra telefonla da görüşüyoruz... ...sağ olsun, var olsun... ...diyor ki sevgili Yunus Dane... ...evet, selamun aleyküm güzel insan Atilla Türker... ...Markaş, hoş geldiniz, hoş gördük... ...öncelikle 8 Mart Dünya Emekçileri... ...Kadınlar Günü'nü kutlarım... ...Mert Elam kardeşimin değerli eşine de... ...Türk futbolunda 4 yılda... ...değerli eşine de kutluyor diyor... Türk futbolunda 4 yılda
96 teknik direktör değiştirilmiş. Takımlar nedendir ki bir türlü önlem almıyorlar? Değerli görüşlerinizi alabilir miyim? Sağ olun, var olun. Önce Kadınlar Günü kutlaması nedeniyle sen de teşekkür ediyorsun. Ben evet, de teşekkür ediyorum. Türkbon'da 4 yılda 96, Süper Lig'de değil mi? 4 yılda doğal olarak öyledir yani. E tabii. 96, 48, 24. Her sezon mutlaka 24 değişiyordur. Takım, 24 teknik direktör değişiyor mudur? Değişiyordur tabii. Her bir yani. Teknik direktör bir sezonda en fazla iki takımda görev yapabiliyor. Evet. Özellikle alt liglerde bu sıkıntı bayağı yaşanıyor. Sıkıntı derken yani geçenlerde bir teknik direktörle konuşuyorum. Dedi abi dedi bu sezon iki takım çalıştırdım, üçüncü takım çalıştıramıyorum falan dedi, dert yanıyordu ama. Çünkü çok kısa sürüyor görev süreleri. Evet. Hani sezon 36 maç diyelim, birinde 5 maç kalıyorsun, birinde 10 maç kalıyorsun, sezonu tamamlayamıyorsun. Biraz da haksızlık oluyor mu acaba? Özür dilerim, ben de sana soracaktım, fikir cimnastiği yapalım. Teknik direktörler bir sezonda iki takım çalıştırıyor. Diyelim ki yani uç örnek vereceğim, evet de neyse Antalya Spor'u çalıştırdı, sonra geçti işte nereye diyelim, Konya Spor'u çalıştırdı, sonra çalıştıramıyor. Avrupa'da bu çok yaygın mı? Gerçekten bilemiyorum ama belki bu önleme anlamında daha disiplinli olma, daha istikrarlı olma adına kulüpler için belki iyi bir durum. Ama bir de kulüpler açısından bakmakta yarar var. Kulüpler da böyle bir kısıtlama yok. Tabi bu tür mevzuatları, bu tür kararları, kuralları genelde kulüpler uyguladıkları için kendilerine kısıtlama getirmiyorlar. Kendilerine kısıtlama getirirse daha mı iyi olur? Bence daha iyi olur arkadaş. Daha uzun süre görevde kalmaları sağlanabilir teknik direktörlerin. Bu yanılmıyorsam Atilla, Brezilya'da uygulanan bir sistem. Yani kulüplere de bu anlamda bir sınır getirilmesi. Yani bir sezonda maksimum iki teknik direktörle çalışabilirsiniz. Onun haricinde altyapı hocasıyla falan belki çalışılabilir. Yine o sayılmaz. Tabii. Hani alttan çıkarıyorsan sayılmaz ama yeni birini getireceksen maksimum iki isim denebilir. Bu da fena bir fikir değil. Doğru diyorsun. Yani altyapıdan birini getirilmesi kaydıyla formüle edilebilir. Çünkü ikinci teknik direktör de son derece başarısız, kötü, kavgacı veya işte ne bileyim serseri bir tip olursa yandı gülüm keten alva. O da elini güçlü olduğu için daha değişik davranabilir. İşte orada da kulüpler bunun bilincinde olup ona göre bir teknik direktöre gidecekler. Daha iyi çalışacaklar teknik direktör konusuna. Bence iki taraf için de daha hayırlı olur. Yani kulüplere de aynı şekilde sınırlama gelmesi. 2-2 yani. Hem hoca için 2 hem kulüp için 2. Düşünebiliyor musun? Yani şimdi biz bu olayları konuşuyoruz. Yani Avrupa'nın bildiğim kadarıyla en çok kulüp değiştiren üst düzey lig olarak söylüyorum. Türkiye geliyor. Maalesef böyle. Dün görmüşsünüzdür belki. Kuntz'un röportajı vardı Hürriyet gazetesinde, Ali Naci Küçü. O da Klopp'la konuşmuş. Tabi vatandaşı. İkisi de Alman. O da hani Türkiye'de çalışmaya sıcak bakmadığını, çünkü Türkiye'de kimsenin sabretmediğini söylüyor. Kuntz da aynı şeyden şikayetçi. Almanya'ya göre biraz farkımız o. Biz çok fazla sabretmiyoruz. Hemen başarı istiyoruz ama evet. Almanlar, İngilizler bize göre tabii. Onlar da mükemmel sabırlı değiller ama bize göre en azından daha sabırlılar. Evet. Sevgili Tuncay, canım kardeşim, Ankara'dan, iyi bir Gençler Birliği taraftarıdır. Her şeyden önce iyi bir kardeşimdir, arkadaşımdır. Ha, yüzde hiç gelmedi ki. Yüzde gelmeyi de çok isterim. İnşallah İstanbul'a geldiğinde kardeşim beni ziyaret edecek. Ben de Ankara'ya gittiğimde sevgili Tuncay'ı ziyaret edeceğim. Tuncay diyor ki, sevgili Tuncay, Atil abi sana ve Mert Elam'a Ankara'dan selamlar. Atil abi, örnek başkan gösterilen Trabzonspor'da Ahmet Ağoğlu dönemi bitti. Şampiyonlar Ligi paralosu ile çok maliyetli transferler yapıldı. Sonuç Avrupa'da başarısızlık. Üçüncü kupa konferans ligine bile kalınamadı ve maliyet yükü bırakıp gitti. Dört büyüklere bakıldığında bir şampiyon çıkacak. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi şansı çok az. Diğer iki kupada ise gidebildiğin yere kadar gidiyorsun. Bu şartlarda milyon euroluk transferler yapılıyor. Yarınlarda bu devasa borçlar nasıl ve hangi projeyle döndürülebilir, seviyeye getirilecek? Türkiye'de genelde başkanların projesi olmazsa ceketimi alır giderim, kendi işime bakarım, ne yaparlarsa yapsınlar şeklinde yönetiliyor. Sizin yorumlarınız nedir diyor sevgili Tuncay. Bu arada bir bilgi verelim. Gün içerisinde 61 saat yazdı. Ahmet Ağoğlu tekrar başkan aday olabilirmiş. Hatta Barış Yurduseven de bugün adaylığını açıklayacak dedi. İstifa etmişti. Tek aday Ertuğrul Doğan girecek denmişti ama kendisine de bir baskı gördüm. Sosyal medyada hashtagler açılmış. Ahmet Ağoğlu'nun da devam etmesi yönünde bir teveccüh var anladığım kadarıyla. Onun da bugün açıklama yapması bekleniyor bu arada. Hani belki Barış, devam edecek. Barış Yurduseven dediyse kesin doğrudur. Demek Ahmet Ağoğlu aday olacak. Ben ana hatlarıyla şöyle duydum. Ahmet Ağoğlu finansal anlamda, parasal anlamda çok güçlü olmadığı için aldığım duyumu söylüyorum. Ertuğrul Doğan orada daha çok parayı veren. Paranın tamamına yakını Ertuğrul Doğan verdiği için hani
parayı veren düdüğü çalar. Yani biraz kaba tabir belki olabilir veya en azından espri anlamında söylüyorum bunu. Ertuğrul Doğan bu süreci yürütüp başkanlığa aday olup kazanacağını düşünüyor ama Ahmet Ağoğlu demek ki belli yerlerden güç aldı, destek aldı. Yani bu da yanlış anlaşılmasın. Sponsorluk olabilir yahut da borç olabilir. Başka türlü de olabilir. Ya da yine yönetiminde Ertuğrul Doğan gibi başka bir isim bulur. O parayı da verecek bir isimle anlaşıp güçlü bir profille öyle de devam edebilir. Peki Abdullah Avcı'nın durumu ne? İstifa? O istifa etti. Onun geri dönüşü olmadığı söyleniyor. Kendi Olcay Çakır'a bir kısa açıklamada bulunmuş. Hani nihai karar diyor. Hani yeni başkan gelecek, ben tekrar göreve geleceğim diye bir durum söz konusu değil. Bugün itibariyle ama görüyorsunuz hani çok dinamik süreçler bunlar. Ahmet Ağoğlu da aday olmayacak deniyordu. Bugün için adaylık ihtimali belirdi. Abdullah Avcı için de belki önümüzdeki günlerde durum değişebilir. Çünkü Ertuğrul Doğan'la da çok yakın bir mesaisi var. Birbirlerini çok tutuyorlar, seviyorlar. Zaten veda mesajlarında da onu hissedebiliyorsunuz. Abdullah Avcı Ahmet Ağoğlu'nun adını anmazken Ertuğrul Doğan için özel bir paragraf açıyor. O yüzden Ertuğrul Doğan seçilirse bir ihtimal Abdullah Avcı tekrar geri dönebilir ama Ahmet Ağoğlu da küs oldu. Evet, onu soracaktım sana ben. Evet. İfade ediliyor. Araları kötüymüş. Düşünebiliyor musun? Şampiyonluğa ulaşmış, tarih yazmış bir Trabzonspor'da teknik direktörle kulüp başkanı yahut da işte idari ve teknik anlamda büyük krizler çıkabiliyor. Transfer yanlışlıkları yapılabiliyor. Aldığınız oyuncular boş çıkabiliyor. Veya heykeli dikilebilecek pozisyona gelen bir kulüp başkanı yahut da bir teknik direktörle yollar hemen ayrılabiliyor. Yani istikrar dediğimiz olay, yani herkesin istikrar dediği olay daha değişik boyutlardadır. Yani daha düne kadar inanılmaz bir başarı tablosu vardı ortada. Ama şu anda herkes birbirine girmiş vaziyette. Yalnız burada farklı olan konu Atilla abi, Abdullah Avcı'nın kendisinin istifa etmesi. Aslında yönetim onun arkasında durdu. Hatta belki sezon sonuna kadar da gidebilirdi Abdullah Avcı bu başarısızlığa rağmen bu sezonki. Ama orada takdiri o yönde kullandı. Hani demek ki artık benim bu takıma ekstra verebileceğim bir şey yok. Benden bu kadar dedi ve çok alışık olmadığımız şekilde istifa mekanizmasını kullandı. Türkiye'de çünkü istifa da çok kolay kolay yapılan bir şey değil. Trabzonspor'da iki gün üst üste neredeyse istifalar gördük. Evet sevgili Bayram diyor ki abi selamlar, hayırlı yayınlar. Sen futbol oynadığın için sormak isterim. Abi o omuz sakatlanmalarında yani lif yırtılması ve kist oluşmasında ne tür tedavi uyguluyorlar sizce? Sevgili kardeşim inan yardımcı olmak isterdim sana ama uzaktan böyle ne desem yani bunu doktorun bile demesi mümkün değil. Yani şu anda benim yerime profesör doktor kim diyelim, Mehmet Binnet. Eskiden ameli takım teknik direktörüydü. Veyahut da işte herhangi bir kişi olsa bile diyeceği şu, en yakında en güvendiğin, bildiğin daha doğrusu kişilerle temasa geç, doktor olarak tabii daha faydalı olur. Buradan yani gerçekten başka bir konu olsaydı fikir cimnastiği yapardık. Siz peki nasıl sakatlıklar yaşadınız futbol oynadığınız abi döneminde? Benim vücudumda kırılmadık yer kalmadı. En çok kalbim kırıldı, onu söyleyeyim. Ne en kadar çok sağlardan uzak kalınıyor kalp kırılınca? Kalp kırılınca hayattan kopuyorsun. Hayattan kopuyorsun. Kalp kırılmaz. Ya kardeş ufakken ben Çankırı Kurşunluluyum. Mesela o zamanlar 6-7 yaşındayken köye tatile gidilirdi. Köy dediğimiz ilçe de Kurşunlu yani. O zamanlar Derepınarlar diye bir yer var. Dere ve dağlık, kayalıklar daha doğrusu. Oradan kayalıklarınızı atlarken falan tepe taklak ayağım takılıyor. Ta en dağın, tepenin, kayalıkların yani en üst yerinden yuvarlana yuvarlana. Kafa, göz, ağız, burun her şey dağılıyor. Acil ambulansla, o zamanlar Kurşun'da falan ambulans yok. Ankara'dan getiriliyor özel falan. Şeye, tekrar Ankara'ya getiriliyorum. Yani ölümden direkten döndüm. Ondan sonra aylar süren işte şeyler, bu şey gibiydim böyle hani bandajlı, bir tek gözler gözüküyor ya. Feci. Aylarca öyle bandajlı yaşadım falan. Sonra bir gün burnum kaşınıyor, şuram kaşınıyor yüzümde falan derken meğer kurt düşmüş şeye, buruna, burundan beyine doğru gidiyor. Tekrar operasyonlar, şunlar bunlar falan. Benim ilk vukuat yani bundan 50 yıl önce, yok ne 50, 55 yıl önce falan yaşanıyor. Sonrasında mesela top oynarken daha birinci dakikada kazmanın biri, kazma derken kazma bir arkadaş anlamında söylüyorum. Daha birinci dakika sakatlanır mı insan? Top santra yapıyorlar, ayağıma geldi. Ayağımı da tutayım derken bu kazma arkadaş bir dokundu destek ayağıma, pat yere düştüm. Önce sıcağını sıcağına hissedilmez biliyorsun bu tür işler. Bir 10-15 dakika geçti.
geçti falan, dayanamıyorum. Doktora gittik. Zekai Kunak, bizim Ali Kunak'ın amcasının oğlu. Ali Kunak hakem camiasının önde gelen isimlerinden biridir. Halinde Merkez Hakem Kurulu'nda yapıyor. Zekai Kunak'a gittik. Baktı, kırılmış. Önce sağ kolu kırdık. Sonra bir gün gece bir yerlerde dolaşırken biraz kendimle değildim herhalde. Yine düştüm. Kavaklıdere'de orada. Ve düştüğümde arabalar kapımın önünden vızır vızır gidiyordu. Ankara'yı bilenler iyi bilir. Yani biraz daha 10 santim daha ileriye düşsem, yani benim, yani bunu söylemeyeyim işte, yani kurtuluş şansı sıfır falan derken, sonrasında tekmeye de burun kırıldı. İşte ne olabilir? Buna benzer kollar kırıldı. Ayakta bir kırılma var mı yok falan derken çok sakatlık geçirdim. Yani. Adele sakatlığı falan? Adele sakatlığı şöyle. Daha çok sizin kırık çıkık olmuş. Anladım. Benim kırık çıkık oldu. Adele sakatlanması şöyle oluyor kardeş. Yani genel anlamda demiyorum da çoğu zaman şöyle oluyor diyeyim en azından. Kendine bakmazsan, zorlarsan, ters hareket yaparsan, ani hareket yaparsan, ısınmadan bir şey yaparsan aniden, adalelerde zorlanma olur. O zaman tempo çok yüksek olmadığı için mi acaba adale sakatlıkları azdı, ya da az mıydı gerçekten? Şu an tempoyla, hani o dönemki tempo çok farklı futbolda. Değil mi? Şu an çok daha her şey olağanüstü bir seviyeye çıktı fiziksel olarak. Tabii çok iyi kültür fizik yapmak gerekir. Çok iyi ısınmak gerekir. Maça çok iyi hazırlanmak gerekir. Yapmazsan eğer, yani ne bileyim, aşil tendonun koptuğu zaman sahalardan 6 ay uzak kalabiliyorsun. Aşil tendon biliyorsun bacağın en alt tarafında, arka tarafta bulunan bir olay. En az 6 ay alçıda kalabiliyor. Yani dediğim gibi sakatlıklar iki türlü oluyor zaten. Bir darbeye sonucu oluşan sakatlıklar, bir de kas yıpranması, zedelenmesi, zorlanması doğrusunda oluşan sakatlıklar. Rakibin darbesi sonucu oluşan sakatlıklar, hangi, gerek kendinin dikkatsizliği olabilir, gerekirse biraz önce anlatmaya çalıştığım gibi rakip çok böyle gaddar olabilir, bilerek sakatlayabilir, bilmeyerek sakatlayabilir. Eskiden VAR sistemi falan da yoktu veya üstlüklerde de çok dikkat edilirdi, edilmezdi ama yani inanılmaz gaddar futbolcular eskiden vardı. Dünya kupalarında falan bile, hani Pelin, Maradona'nın oynadığı tabii, dönemlerde tabii, bir dövülmedikleri kalıyordu. Tabii abi. Tabii yani inanılmaz derecede sert hareketler veyahut da hakemin görmediği pozisyonda, o zamanlar dediğim gibi ne VAR hakemi var mı, ne monitör var. Dördüncü hakem bile bundan 30 yıl önce falan devreye girdi bildiğim kadarıyla. Yani dördüncü hakem bile yoktu. Dünyada yoktu yani anlamında. O zamanlar hakemin sırtı dönükken sağ beksin, gelen sol açığa topsuz alanda iki tane bileğine dayıyorsun abi, ayak bileğine veya yüzüne tükürüyorsun, affedersin, veya ya neler neler ya, sahaya iğneyle çıkan futbolcu olur mu ya? Oluyordu. Yani Süper Lig'de olmasa bile halen belli liglerde de oluyor. Bunu evet, duyuyoruz, görüyoruz. Geçmişte vardı. Tabii. Yani o bakımdan sakatlıklar çok farklı olabiliyor. Darbeye dayanıklı da, darbeye sonucu da olabiliyor. Şimdi sevgili Mustafa Karaman diyor ki, abi selamlar, ben Antalya'dan Mustafa. Eğer yeni bir seçim olursa ve millet adayı kazanırsa, seçimden sonra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da seçimle mi seçilir? Eğer seçimle seçilirse Türk futbolunda bir şeyler düzelir mi? Sizce zor soru ama cevaplayamazabilirsiniz. Yani abi korkma diyor. Şöyle geçenlerde Arif Kızılyalı'nın bir tweet'i vardı. Kenan Başaran da onu alıntılamış. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilirse yeni teknik direktör işte Türk olacak, şöyle olacak, böyle olacak, böyle birini getirecek diyor. Yani aslında yine siyasetin futbola karışacağını bir anlamda söylüyor. Kendi istihbaratı doğrultusunda tabii ne derece olur olmaz bilmiyorum ama böyle bir ifadesi var. Yani değişen çok bir şey olmayabilir eğer o ifadedeki bilgiler doğruysa. Şimdi kardeşimiz tabii doğal olarak bence de çok güzel, samimi bir soru sordu sevgili Mustafa Karaman. Yani olayın derinliğinde şu var. Günümüzde özellikle son 15 yılda Futbol Federasyonu genel kurullarında başkanlar seçim sonucu gelmiyor, işaret sonucu geliyor. Bu acı ama gerçek. Yani 320 delege var mesela şu anda, yaklaşık 320 delege. Birinci Süper Lig'de takım bulunanların sayısı değiştikçe delege de değişiyor. Şimdi orada işaret ediyor. Kimi işaret ediyor? Ben şu anda işaret edilsem 3 ay sonra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlık Koltuğu'nda Atilla Türker oturacak. Bu kadar basit. Hak eder miyim ya? Neden olmasın? Sağırla tabii. Espri olsun diye söyledim tabii. Şu anda yani son 15 yılda işaret edilen insanlar
Kim işaret ediliyor? Yıldırım Demirören. Kim işaret ediliyor? İşte Nihat Özdemir. Kim işaret ediliyor? İşte Mehmet Büyükekşi. O şekilde akıp gidiyor. Yani iki ay sonra Türkiye'deki genel seçimler, daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı seçimi ne olur, ne biter? Kardeşimiz de zaten onu soruyor. Hani değişiklik olursa, millet seçilirse anlamında söylüyorum. Ama ben şunu tahmin ediyorum. Gerçek anlamda seçim olur, olması gerekir diye düşünüyorum. Ha diyeceksin ki mesela kimler gelir, kimler gider? Mesela Selçuk Dereli çok ön planda. Hani tabii doğmamış çocuğa da don biçmek mümkün değil. Kim kazanır, kim kaybeder? Onu saygıyla... Bir sorun olacak Atilla abi burada. Evet. Şimdi seçim Türkiye Futbol Federasyonu'nda Haziran ayı içerisinde olacak ve geçenlerde haberler çıktı. İkincilik ve üçüncülük kulüpleri mevcut yönetimi ibra etmemekle tehdit ediyorlar. Orada rezerv takımların üçüncülükten başlaması ihtimali var ve bu durum üçüncülük ve ikincilik kulüplerinin hoşuna gitmiyor. Çünkü tepeden inme Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin rezerv takımı üçüncülükte oynayacak. TFF'nin bu yönde bir projesi var. Böyle bir durum nasıl olur? İbrasızlık TFF'de son dönemlerde hatırladığınız bir olgu mudur? Yoksa genelde herkes ibra olup mu? Kardeş, Türkiye'de dört büyük kulüp ne isterse ibra anlamında diyorum, o olur. Niye? Bu alt liglerin tek oyu mu var? Şöyle izah edeyim. Güzel bir konuya temas ettin. Federasyon, Türkiye Futbol Federasyonu kanuna göre olay şu. Süper Lig'de takımı bulunan her bir kulübün, yani Fenerbahçe, Antalya Spor, fark etmez Konya Spor. Şu anda kaç takım var? Kaç kulüp var? 19. Her birinin bir başkan, ayrıca 6 da delegesi var. Yani bir kulübün, diyelim Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, hiç fark etmez, dediğim gibi 7'şer oy hakkı var. Süper Lig'de 19 takım var. 20 diyelim, yuvarlak hesap olsun diye söylüyorum. 20 ile 7'yi çarp 140 eder kafadan. Kafadan. Zaten Anadolu'daki takımların çok önemli bölümü büyük kulüplerin yörüngesi mi derler, uydusu mu derler, işareti sonucu oy veriyor. Sen ikincilik ve üçüncülük olarak tek yumruk olsan bile sen ibra konusunda istediğin kararı aldırma ihtimalin sıfıra yakın. Şöyle söyleyeyim ben sana. Birincilikte, bildiğimiz birincilikte 1+1. Bir başkan, bir de diyelim ki Ali Veli Selami. Genelde yönetim kurulu olması, üyesi olması şart bildiğim kadarıyla. İkincilikte ve üçüncülükte sadece birer başkan düzeyinde oy kullanma hakkım var. Onlar da toplam 92 takım ediyor. Ama mesela Süper Lig'de takımı bulunan kulüplerin tek anlamda oy toplamı kafadan 140. Sen bunun bir de zaten ağırlıklı olarak 320 delegenin seçimde, genel kurulda oy kullanacak 320 delegenin yaklaşık 260-270'i falan kulüplerden oluşuyor. Taban birlikleri dediğimiz bir de birlikler var. Nedir bunlar? Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, A Milli Takım formasını en fazla giymiş kişiler, işte ona benzer kişiler. UEFA'da, FIFA'da görev yapmış kişiler falan. Onların da oy hakkı çok az. Eskiden daha fazlaydı. Şimdi mesela teknik direktörlerden söyleyelim. Seçimde, genel kurulda oy kullanacak. A Milli Takımı en fazla çalıştıran 5 teknik adam. Bir de dernek başkanı, Türkiye Futbol Antrenör Derneği Genel Başkanı, ki 30 yıldır İsmail Dilber. Şimdi sen teknik direktörler kim çalıştırmış? Misal diye söylüyorum. Mustafa Denizli, Fatih Terim, Şenol Güneş, Ersun Yanal. Bunlar oy kullanabiliyor. Lafı biraz uzattım. Benim düşüncem, futbolun içinde yıllardır bulunan insanların söz hakkı çok daha fazla olmalıdır. Çünkü futbolun içinden gelmişlerdir. Futbolun sorunlarını bilirler. En azından o insanları yönlendirme, işaret anlamında istediğini yaptıramazsın. Ama dediğim gibi koskoca A Milli Takımın formasını en fazla giyen 5 kişi. 6. kişi yok. Onun dışında dediğim gibi herhangi bir şekilde kulüplerin içine, tırnak içinde söylüyorum, herkesin hoşgörüsüne dayanarak söylüyorum, sirayet eden kişiler kalkıp işaret sonucu gidip oy kullanıyorlar. Bu, ben futbolun adaleti, işleyişi, hukuku, hakkı anlamında sağlıklı bir yapı olmadığını düşünüyorum. Ama bu herkesin işine geliyor. Nihayetinde işaret ediliyor. İşaret edilen kişiler düne kadar işte şöyle yaparız, böyle yaparız derken kuzu kuzu gidip sandığa işaret edilen kişilere oy atılıyor. Kimse de kalkıp da hayır atmam demiyor. Tabii empati yapmakta da fayda var. Çoğu insan iş insanı olduğu için
direnme şansları sıfır. Ama futbolun içinden gelen eski insanlar, yani yaşamış insanlar, bu teknik direktör olabilir, futbolcu olabilir. Yani ben olsam mesela A milli takım formasını 10 ya da daha fazla, bu 15-20 de olabilir, fazla giymiş herkes, A milli takım formasını giymiş herkesin oy hakkı olmalıdır. Keza A milli takım teknik direktörlüğünü yapmış herkesin, bakın dikkat edin, A milli takım teknik direktörlüğü diyorum. Kolay mı şimdi A milli takım teknik direktörlüğü yapmak? Türkiye'de A milli takım teknik direktörlüğü yapmak kaç kişiye nasip olur? Veyahut da Ay Yıldızı formayı gururla taşıyan taşımak kaç insana nasip olur? 10 ya da 15. Ha 30 ya da üzeri de olabilir bu. Ama bugün Türk futbolunun içinden dolu dolu gelip yaşayan insanların tamamına yakın oy hakkı yok. Ama kalkıp bir şekilde işte Ahbap Çavuş usulü X bir kulübe gel abi müteahhit, yani yanlış anlaşılması veya gazeteci hiç fark etmez, giriliyor. Sonra da dediğim gibi işaret sonucu o kişiler gidip oy hakkını bulunduruyor ellerinde. 13.34 Atilla abi, bir araya daha tabii gidelim. Hay. Aradan sonra mesajlarla yine devam hay edeceğiz. Hay. Atilla Türker'le Markaj devam ediyor. Kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Mesajlarınıza devam ediyoruz. Sevgili Barış Demirdizen Hollanda'dan yazmış WhatsApp'tan. Atilla abi selamlar. Ahmet Spor maçında yaşananları da yorumlar mısınız? Şimdi ben şu kadarını söyleyeceğim. Mert, ben de sana sorayım. Ahmet Spor ve Bursa Spor, zaten Bursa Spor maçını soruyor kardeşimiz belli ki. İkisi de ikinci ligde değil mi? Evet. Yani aynı gruptalar doğal olarak. Niçin bu takımları ayrı gruplara koymazlar sence? Ben sezon bunu... başı başvuru olmuş taraflardan. Galiba kabul edilmemiş. Tarafsız sahada seyircisiz oynanması yine önerilmiş ama TFF nezdinde kabul edilmemiş. Olayların herhalde bu kadar büyüyeceğini öngöremedi Türkiye Futbol Federasyonu. Belki kendine yediremedi hani böyle bir durum. Hani Türkiye'de iki takım aynı ligde mücadele edemiyor. Yarın öbür gün hani büyük rekabetlerde de böyle mi yapılacak? Herhalde onu düşünerek böyle bir önlem almayı gerek görmediler ama bundan sonra belli ki eğer küme düşme olmazsa ya da yükselme, Ahmet'in yükselme ihtimali var bildiğim kadarıyla, önümüzdeki sezon dediğiniz gibi olur artık. İyi de kardeşim, bu olay yani bir yıllık olay değil ki. 3 yıllık, 5 yıl, çok yıllar geçmişi, çok uzun evet. Yıllara dayanıyor yani. Geçmişte mesela Kayseri Sivas olayları vardı. İnanın Türk futbolcularının en büyük olaylarından biriydi. Onlarca insan öldü. Kayseri Sivas yıllarca, 20 yıl, 25 yıl ayrı gruplarda mücadele edildi. Hatta o zamanlar ben yine genç bir muhabirim. Bu dediğim olay 25 yıl önce. Milliyet Gazetesi Ankara Büro'da çalışıyorum. Futbol Federasyonu'yla ilgilileriyle temasa geçerken bir dostum bana şunu söyledi. Atilla dedi, 30 yıl aradan sonra, rakamlara takılmamak lazım ama Türk futbolda en büyük olaylarından biriydi. Kayseri-Sivas veya Kayseri-Sivas tabii hatırladığım kadarıyla. Onlarca kişi öldü. Statta öldürüldü yani. Öldü anlamında söylüyorum. İşte aynı grupta hiçbir zaman bu takımlar aynı grupta bulundurulmadı. Sonra dediğim gibi haber kaynağım veya işte sohbet esaslı bir arkadaşım, Futbol Federasyonu çok yetkili isimlerden biri, tarihi bir karar aldı. Kayseri Sivas dostluğunun gelişmesi için biz iki takımı aynı grupta mücadele etme kararını aldık dedi. Bak aradan geçmiş dediğim gibi 25-30 yıl sonra, ki doğru bir karardı. Sonra maçtan önce futbolcular ölenlerin mezarına gittiler. Yani o günlerde oynayan futbolcular, takım kaptanları, vefat eden rakip takımın futbolcularının, vatandaşların, futbol severlerin mezarına gittiler, çiçek koydular falan. O güzel. Yani önceki olay tabii inanılmaz acı verici bir olay. 25-30 yıl sonra veya 30-35 yıl sonra her neyse barışmak veyahut da el ele vermek anlamında güzel bir tablo. Ama şimdi Ahmet Spor, Bursa Spor olayı, yani belki yani zaten belli nedenleri de var şimdi. Bunun derinliğini herkes biliyor. Yani bu sadece saha içinde yaşanılan bir olay değil. Yani mevzuyu da fazla uzatmak istemiyorum ama iyi kötü tablo ortada. Futbol Federasyonu'nun ne bileyim daha duyarlı, daha dikkatli olması gerekirdi. Ha bu planlamayı yapan bazı insanları da biliyorum. Çok hassastırlar, dikkatlidirler. Ama burada benim bilmediğim veya bizim bilmediğimiz bir nedenden dolayı mı aynı gruba koydular? Yani dostluk
saha dışındaki dostluk veya olmayan dostluk saha içinde olsun diye mi bu aynı grupta mücadele etmelerini istediler? Orada kafada benim bir soru işareti var arkadaş. Dün gözaltında kimse kalmadı haberi geldi. O karşılaşmada tabii çok olaylar çıktı. Yabancı madde atıldı. Pankartlar asıldı biliyorsunuz. Fakat ilginçtir. Hani kimse de gözaltında kalmamış. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış. Hmm. Herkes hani bu kadar tantandan sonra da o detay da ilginç. Sevgili Engin Aykıt diyor ki Atilla Bey, koskoca golcü Ümit Karan'ı unutmuş insansınız siz. Hikayenizi daha önce dinledim. Bir kez daha anlatır mısınız diyor. Peki, benim de hoşuma giden bir hikayedir bu. Tahmin ediyorum 2 yıl önce falan anlattım. Tekrarlıyorum. Yıllar önce yani bu olayda dediğim 95-96 sezonu diye hatırlıyorum. Yine Milliyet Gazetesi Ankara Büro'da çalışıyorum. Bizim sevgili Münir Bağrı Açık, benim Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan sınıf arkadaşım. İşte o zamanlar, o yıllarda sevgili Münir Almanya'ya yerleşti falan. Zaman geçti. Bir gün telefon etti Münir Bağrı Açık. Dedi ki Atilla dedi, ben dedi 3 kişi yolluyorum dedi. İkisi futbolcu, biri yönetici. Futbolculardan biri karayağız bir delikanlı, öbürü çok iyi Türkçe bilen bir Alman kardeşimiz, arkadaşımız dedi. Gençler Birliği'ne yolluyorum, ilgilendi. Dedim ki Münir, sen beni tanıyorsun. Ben İlhan Cavcavlı veyahut da bu tür işlerle hiç hayatta girmem çıkmam, mesafeliyimdir falan. Atilla dedi, sen dedi Atilla, ben senin tavrını biliyorum. Sen sadece onlar geldiklerinde kebabı lahmacunu bol tut dedi. Tamam arkadaş dedim. Neyse arada zaman geçti. Tabii bu arkadaşlar ne zaman geleceğini falan ben bilmediğim için. Bir gün Milliyet Gazetesi Ankara Bürosu'ndan içeri girdim. Bina sorumlusu arkadaş dedi ki Atilla abi dedi, ziyaretçilerim var 3 kişi, içeri aldım dedi. Aa öyle mi, kim dedim. Abi dedi sormadım, onlar da söylemedi. Dedim ki ya biraz gece geç yattım, beklesinler dedim. Ben dedim biraz çay kahve içeyim, ben seni söylerim. Bir üst kattaki odaya çıktık, çıktım spor servisinin. Spor servisinde otururken ben unuttum bu gelen arkadaşlar. Bak benim dalgınlıklarım çok fecidir ya. Çok rezil olduğum durumlar yaşadım yıllar boyu. Ben unuttum, yalan yok. 9'da geldilerse ben kendi büroya, odaya, servise 10'da çıktıysam aradan geçti 2-3 saat. Birden benim aklıma geldi. Hemen bağırdım sevgili Ahmet Çözel, bina sorumlusu. Ahmet dedim, benim ziyaretçiler nerede? Abi dedi, beklediler gittiler. Akşam yine gelecekler. İyiydi. Neyse aradan zaman geçti. Akşam ben masada, kendi masamda oturuyorum falan. Kapı açıldı. 3 kişi girdi. Dedim hoş geldiniz. Dediler ki biz Münir Bağrı için yolladığı kişiler. Ha dedim, aman başım üstüne, buyurun oturun falan. Laf lafı açtı. Ne yersiniz, ne içersiniz falan. Dediler ki abi işte ne ısmarlarsan gibilerde. Tamam arkadaş dedim. Karşımızda kebap 44 vardı. Onlara söyledik. Geldi, içtik, yedik falan. O karayaz delikanlıya sordum. Sen ne oynuyorsun? Dedi ki santfor. Ben golcüyüm abi dedim. Öyle mi? Öbürüne de sordum falan. Dedim ki yani gençler birine gelmişsin. Münir'in sayesinde antrenmanlara çıkacaksın. Münir Bağrı Açık, İlhan Cavcavla konuşmuş. Öyle mi? Evet abi dedi. Peki gençlerimde oynayabilir misin kardeşim dedim. Abi dedi, ben dedi çok rahat oynarım. Yarınlarda Galatasaray'a transfer olurum. Yine yarınlarda A milli takımın santfor olurum dedi. Beni bir gülme aldı. Ama kıs kıs gülüyorum. Çünkü o zamanlarda dediğim gibi yine bir 35-36 yaşındayım. Her sezon pek çok arkadaş oğlunu getirir. Benim oğlum Pele gibi, Maradona gibi. Sol ayağı çok iyi. Sağdan ortalar, kendi ortaladı. Topa kendisi kafa çıkar, gol atar falan. Böyle ben hep, bizler yani muhabirler hep böyle olaylarla karşı karşıya kaldığımız için içimden tatlı bir şekilde gülümsedim. İnşallah kardeşim falan dedim. Neyse aradan 10 gün falan geçti. Münir Bağrı Açık'tan Almanya'dan bir telefon. Gördün mü dedi. Neyi gördün mü dedim. Bizim oğlan gol attı dedi. Kim dedim. Unuttum bile dedi. Ya dedi yolladım ya dedi. Nerede gol attı? Çanakkale Dardanel maçında oyuna giriyor, gol atıyor. Bir hafta sonra Galatasaray maçına sonradan oyuna giriyor, gol atıyor. Bir hafta sonra Fenerbahçe maçında gol atıyor. Bu çocuk Ümit Karan. Yani sevgili Ümit Karan. Yani arkadaş da diyor, sen koskoca santrforu kapıda bekletmiş, unutmuş insansın diyor. Hatta geçenlerde Ümit Karan'la bir diyalog kurduk. İnşallah en kısa zamanda bir araya. O yurt dışında mı şu anda? Yok. İstanbul'da Radyo Gol'e başladı. Hatta bir teknik adamlık yaptı. Takımın adı aklımda ama yanlış. Yurt dışında değil miydi teknik direktör? Yurt içinde miydi? Yurt içinde. Yani ikincilik, üçüncü takımlarından birinde çalıştı. Ama dediğim gibi geçen hafta irtibat kurduk kendisiyle. Hatta bu hafta içinde kendisiyle buluşma ihtimalimiz çok yüksek. Atilla, bu arada az önce Sivas-Kayseri rekabetinden bahsettik. Bu konuda Kenan Başaran'ın da kitabı var. Tabii. Onu da hatırlatmak lazım belki. Sivas-Kayseri, evet, Türkiye'nin en büyük futbol faciası adı bu. Birçok hani basındaki çıkan haberleri tarıyor. Olayın görgü tanıklarıyla konuşuyor ve kapsamlı bir kitap. 254 sayfalık. Herkese tavsiye ederiz. Aynen, ve 22 yıl boyunca iki takım oynamamışlar. Kaç ölü?
Allah 43 insan hayatını 43, kaybetti tabii. diyor tanıtım yazısında Kenan Başaran'ın. Tabii, yüzlercesi 40. yaralandı. Tabii. Ve izleyen 22 yıl boyunca tabii. 1967'de oluyor olay. Hı. Ertesi sezon bir maçları daha var diye okudum ve Hı. sonrasında 1990'da tabii. ilk kez aynen, karşı aynen. karşıya gelmişler. Tabii tabii çok. Ben de yani maalesef o inanılmaz faciayı o günlerde tabii çocuktum ben. 67 yılında değil mi? Ben o zamanlar 6 evet. yaşındaydım. Ama sonrasında kaç yıl bir ara 27 yıl mı bir araya getirilmemiş? 22. 22 yıl tabii. Maalesef çok acı. Bora Ayhan diyor ki sevgili Bora Ayhan. Atilla abi Abdullah Avcı'nın hiçbir şey talep etmeden istifa ettiğini vurgulaması ilginç geldi bana diyor. Lüleburgaz'dan selamlar diyor. Zaten hani istifa ediyor. İstifa eden bir şey talep eder mi normalde? Normalde gönderilen talepleri olur, bir tazminatı olur. Zaten istifa ettiği için bir şey almaması gerek değil mi? Sabah aslında Ali abi de benzer bir soruyu sordu. Ben de şöyle bir fikir ürttüm. Belki alacakları vardı geçmiş aylardan. Aralık, Ocak, Şubat, Mart ödemeleri. Çünkü kulüpler böyle günü güne gitmiyor. Belki onu bile bırakıp gitmiş olabilir dedim. Bilmiyorum sizin farklı bir fikriniz var mı? Yok yok. Genel anlamda dünyanın her yerinde %99 anlamında çok istisnai bir sözleşme olmadığı sürece bu dünyanın her yerinde böyledir. İstifa ettiğin zaman yani geride kalan haklarını alamazsın. Ama öyle sözleşmeler olabilir ki. Abdullah Avcı olabilir onlardan. Çünkü Beşiktaş'ta olan sözleşmesinde de bayağı yüklü bir tazminata hak kazanmıştı. Ama orada özür diliyorum. Sen olaya daha vakıfsın. Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın işine son verildi. Tabii tabii. Orada farklı. Tabii, istifa tabii. etmedi. Orada gönderildi Ahmet Nur Çebi yönetimi tarafından. Yeni gelmişti ama yine de sonrasında takım çalıştırdı. Hani çalışmadığı o senelerin de parasını alması tepki toplamıştı. O yüzden ona bir gönderme. Evet orada hassas bir durum vardı. Hatta Abdullah Avcı'nın biraz fedakarlık yapmak için elini uzattığı, iki adım attığı fakat sonrası aynı karşılığı göremediği ifadeleri medyada falan aynen, yer aldı. Doğru. Ki Abdullah Avcı genel anlamda yani kimse kusura bakmasın da yüreği geniş, eli geniş, cömert bir insandır diye biliyorum yani benim tanıdığım kadarıyla. Sevgili Ömer Özer diyor ki sevgili Atilla abim selamlar. Ben Ömer Özer. Hollanda'da ikincilikte PSV'nin Ajax'ında rezerve takımları oynuyorlar fakat şampiyon olsalar daha birinci lige çıkamıyorlar. Selamlar sevgiler. Doğrusu bu zaten. Var. İspanya'da da var. İspanya'da yıllardır 40 yılı aşkın süredir var ama işte bu takımların direkt olarak paraşütle 3. ligden başlaması doğru mu? Mesela Hollanda'da nasıl başlamışlar? En alttan mı başlamışlar amatörden yoksa bir takım satın alıp onu rezerv takıma mı döndürmüşler? O da bence fark yaratıyor. Bizde tepeden inme 3. ligden başlatma planı var. 3. ligdeki takım sayısını hani Süper Lig'deki 18 takım eklersen 18 arttırma düşüncesi var. Mesela, bu da hoşuna gitmiyor. Mesela yani. Kadınlar Ligi'nde de benzer bir uygulama var. Büyük takımları, büyük kulüpleri yani takımların adını tek tek vererek yanlışlık yapmak istemem ama onlar kulüp satın alınarak o en üst lige çıkmadılar mı Atilla abi? Yani ona benzer bir olay. En azından büyük kulüplerin adı var. Satın mı aldılar? Yoksa kulüplerin kendi altyapısında oluşturan hanım kardeşlerimizin mücadelesi mi? Tam bilemiyorum ama. Hatırladım hani satın alınma usulü. Olabilir. En üstü geldi. Olabilir. Var. Hatta o yönde bana gelen diyeyim en azından belli mesajlar, belli şikayetler oldu. Kardeşim biz mücadele veriyoruz falan ama büyük kulüpler doğrudan en üst ligde kadın takımları kastediyorum. Doğrudan mücadele etme hakkını kazandılar. Ben de bunu merak ettim. En azından okuyucuma olan bağlantı doğrultusunda Futbol Federasyonu'nun en yetkili insanına sordum. Türkiye'de futbol en yetkili. Dedim kardeş niye böyle? O da çok net izah etti. Abi dedi o ligde Kadınlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın olması, bak takımlara isimlerine takılmamak lazım, olması o lige ayrı bir hava getirir. Ayrı bir sponsor desteği gerekir. Ayrı bir heyecan getirir. O en üst ligden başlansa o heyecan belli ölçüde kaybolabilir ama o kulüplerde, Kadınlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un her neyse o doğrudan alınmasını biz o ligin ayrı bir renk kazanması için düşündük. O doğrultuda uygulamaya geçtik. Yani herhangi bir satın alma yok o zaman. Ha o detayı bilmiyorum. Belki satın alma vardır ama doğrudan satın alma olsa tam böyle ahbap çavuş işi olur değil mi? Yani biraz karışık bir iş olur. Ama bu da direkt kayırma işi olmuş. Kayırma. Yani büyükleri işin ekonomik yani. Tarafını göz önünde bulundurarak bilemiyorum. Bana yine de çok hakkaniyetli gelmiyor. Gelmedi değil mi? Ama yine de dediğim gibi Kadınlar Ligi'ne veya hangi lig olursa olsun büyük takımların isimlerinin orada bulunması sponsorlar açısından, tribündeki taraftar açısından, o formayı giyen insanlar açısından. Ha tabii biz
emekçi insanız. Biz en azından hakka, hukuka, adalete inanan, güvenen, destekleyen insanlarız. Elbette ki insanların tırnaklarıyla kazıya kazıya gelmesi lazım. İşte durumun hassasiyeti bakımından da zaten fikir cimnastiği yapıyoruz yani. Hı hı. Yani doğru mu yanlış mı diye. Sevgili Ali Bursa hemşerin. Selamlar. Merhaba Atilla abim diyor. İyi yayınlar. Bursa Mudanya'dan kucak dolusu sevgiler. Mudanya güzel yer değil mi? Yani güzel yer. Bizde yaz dönemi özellikle tabii deniz kenarı olduğu için tercih ediliyor. Bizde hani feribotla deniz otobüse gidersek güzel yalı Mudanya orada inip Bursa merkezine gidiyoruz. Yenikapı'dan mı gidiyor, şeyden mi gidiyor? Kabataş'tan mı? Kabataş, Kadıköy, Yenikapı hepsi var. Hatta şeyden de var. Eminönü'nden de kalkan bildiğim kadarıyla var. Meraklısı gidebilir. O sahil yolundaki restoranlar çok güzel değil mi ya? Yürüyüş yolu var. Yürüyüş yolu var. Onun hemen bir tık ötesinde de restoranlar var. Mudanya müzakeresinin yapıldığı yere gittin mi? Gitmişsindir. Önünden gittim, çok küçükken evet gittim, içine de girdik. Gezmişliğimiz var. Önünden de tabii mecburen geçiyoruz. Ya o tür yerleri yani özellikle tarihi yerler anlamında söylüyorum. Mudanya müzakeresi düşünebiliyor musun? Vallahi insan bu kelimeyi kullanırken bile duygulanıyor yani. Ulu Önder Atatürk'ün önderliğinde gerek savaş, tatbikat, mücadele, muharebe anlamında gerek masa başında ne savaşlar kazanılmış anlamında aklıma geldi birden. Mudanya gerçekten tarihi, kültürel anlamda çok farklı bir yer. Bursa çok farklı her şeyden önce. Ha, soruyu unuttuk bu arada. Sevgili Ali diyor ki iyi yayınlar Bursa Mudanya'dan kucak dolu sevgiler. Yarınki maç için bir tahmin bekliyoruz abi. Mert Bey senden bugünün hatırına İyi yayınlar diyor. Sen yarınki maç Sevilla Fenerbahçe. Sana soruyor. Evet. Bugünün hatırına diyor. 2-2. Tahminim 2-2'lik bir skor. Çok herhalde yine orta yolda oldu ama 2-2 diyorum ben. Öyle mi? Bakalım. İçimden öyle geldi. Vallahi üzerine düşünmedim. Ben normalde tahmin yapmayı da sevmiyorum ama kırmayalım. Dedik. Şimdi Mustafa Zeybek bizim bu diyalogumuz sonrası hemen bir mesaj yollamış sağ olsun. Atilla abi diyor Ümit Karan en son Kastamonu Sporu. Öyleymiş. Evet, çalıştı daha sen de baktın değil mi? Ben biriyle karıştırdım. Ya yurt dışında Oktay Dereloğlu'ydu o. Evet tamam. Şu an önüme bakmadan Oktay Dereloğlu yurt dışında bir takım çalıştırıyordu. Ümit Karan'la onu karıştırdım. Oktay da piyasada yani duramadı, tutunamadı. Niye nedenini bilmiyorum ki. Yani çok önemli bir futbolcuydu. Sevgili Ömer Özer de takviye niteliğinde bir bilgi notu geçmiş. PSV ve Ajax'ın genç takımları mücadele ediyor abi diyor. Tabii biz o anlamda zaten. Genç rezerv. Tabii. Genç hani 21 yaş altı takımlardan bahsediyoruz. Oktay Dereloğlu da Gosti var diye bir takımı şu anda çalıştırıyor. Doğru hatırlamışım yurt dışında o da. Makedon takımı. Vallahi bizim dinleyiciler var ya sıkı bir muhabir gibi çalışıyorlar yani. Yunus Dani de hemen yollamış. Ümit Karan mı? Evet. Kastamonu Sporu diyor. Benim memleketim Ümit Karan teknik direktörüydü diyor. Ya Kastamonu da hakikaten ayrı bir şehir ya. Yani o da doğal güzellikleriydi, sanatçılarıydı, şuydu buydu anlamında. Çok farklı bir şehir anlamında söylüyorum. Onun dışında bayağı sorular var. Bu hafta hakem atamalarında, daha doğrusu geçen hafta hakem atamalarında bir şey dikkatini çekti mi? FIFA kokartlı bazı hakemler VAR hakem olarak görev aldı. Özellikle de Halil Umut Meler. Bu zaten beklenen bir karardı. Şöyle ki, siz paylaştınız ama resmi olarak açıklanmadı herhalde. Yok açıklandı. Hayır, resmi olarak hani paylaşıldı mı? Ben onu kaçırmışım o zaman. Şöyle geçen hafta oynanan eğer yok hani öyle açıklandı atandı hakemler ama biz artık FIFA hakemlerini VAR'da görev vereceğiz. Ben onu Merkez Hakem Kurulu'nun çok yetkili bir ismiyle görüştüm. Dedi ki Atilla arkadaş yeni dönemde yani bu önümüzdeki haftalar için ve de geçen haftayı kapsayan çerçevede söylüyorum ben bunu. FIFA kokartlı hakemler de artık VAR hakemi olarak görev yapabilecek ki bence de doğrusu. İlk başta sınıflandırma, uzmanlaşma anlamında saha hakeminin yani maç hakeminin ayrılması, VAR hakeminin de sadece VAR hakemi görev olması ne bileyim platonik anlamda, duygusal anlamda aa ne güzel diyebiliyordu insan. Ve bu kararı sezon başında Sayın Mehmet Büyükekşi ve ekibi aldı. Arkadaş bazıları sadece saha içinde düdük çalacak karar yani maçın hakemi. Bu hakemler hiçbir zaman VAR hakemi olarak görev almayacak. VAR hakemi de sahada görev yapmayacak. Fakat senin elin dar olduğu zaman bu çok büyük sıkıntılar ortaya çıkarıyor. Tıpkı Türkiye'de bizim bu sezon, geçen sezon yaşadığımız gibi. Sen şimdi dön dolaş VAR hakemi olarak 12 kişinin gözünün içine bakıyorsun kardeşim. Baktığın zaman da ne oluyor? O VAR hakemi inanılmaz derecede yanlış kararlarla, yanlış uyarılarla maçı katletse de
Ne yapacaksın? Elindeki VAR hakemleriyle yola devam etmek zorundasın. Senin aslan gibi saha içerisinde FIFA kokartlı veya da FIFA kokartlı olması da şart değil. Hakemlerini bir hafta maç yönetirler, bir hafta VAR hakemi olarak görev yapabilirler. Veyahut da aynı haftada iki maçta görev alabilirler. Nitekim zaten Avrupa'da bu böyle uygulanıyor. Benim bildiğim kadarıyla da aksini bilen, düşünen, öğrenen varsa desin ki şu ülkelerde de sadece sınıflandırma var. VAR hakemi sadece VAR hakemi olarak görev yapabiliyor. Keza düdük hakemi de düdük hakemi olarak görev yapabiliyor. Şimdi yeni gelen Merkez Hakem Kurulu bu olayı, yani Lale Orta Başkan'daki Merkez Hakem Kurulu bu olayı Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetimiyle görüştü. Arkadaş, biz elimizin geniş olması, daha sağlıklı kararların alınabilmesi için hakem olarak tabii söylüyorum, FIFA kokartlı hakemlerin de VAR hakem olarak görev yapmasını istiyoruz dedik. Nitekim uygulandı. İşte baktım Halil Umut Meler'in, ki Halil Umut Meler'in şöyle bir duyum almıştım ki Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli isimlerinden biridir. Bu lafı söylediğim için pek kızan çok oluyor mesajlarla falan, ama ya bu bir gerçek. Şimdi Halil Umut Meler artık elit hakem olarak dünya çapında çok kritik başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Benfica maçını yönetti. Daha ne yapsın? Ama bizim bazen kendi değerlerimizi bilmeyiz. Bu illa futbolcu veya hakem olarak söylemiyorum. Genel anlamda kendi değerlerimize sonuna kadar sahip çıkmayız. Halil Umut Meler, işte dediğim gibi geçen hafta baktım iki maçta. Ha, onun dışında da bazı isimler, mesela Abdülkadir Bitigen'in de VAR hakem olarak görev vardı. Abdülkadir Bitigen de zaten FIFA hakemi falan. Ha, doğrusu bu mu? Eyvallah. Sen şimdi Halil Umut Meler'e veya Abdülkadir Bitigen'e veyahut da başka insanlara peş peşe iki maçta Fenerbahçe Konya Spor maçında görev verdin. Yahut Antalya Spor Alanya Spor maçında görev verdin. Haliyle bir hafta dinlendirmek isteyebilirsin. Öyle ya. Veya o hakem Avrupa'ya gitmiş olabilir. O zaman VAR hakemi olarak fiziksel anlamda olmasa da beyin olarak, düşünce olarak sen ondan VAR hakemi olarak yararlanabilirsin. Kalkıp da inanılmaz derecede başarısız bir VAR hakemine her hafta maç vermek zorunda değilsin kardeşim. Bir de işin trajikomik mi derler tarafı da var. VAR hakemleri bazen çok istisnai de olsa haftada 3 maçta görev aldıkları oldu. Ha, şeyi de söyleyeyim, maçları da söyleyeyim. Ligin 6. haftasında Özgüç Türkalp cuma, cumartesi, pazar maçlarında VAR hakemi olarak görev aldım. Şimdi Özgüç'e de iyi kardeşimdir, arkadaşımdır. Babası bizim Spor Yazarlar Derneği'nin eski başkanı rahmetli Erol Yaşar Türkalp'ti. Ankara'da bizim elimizde büyüdü dersem Özgüç Türkalp bana kızmaz ama kardeşimdir yani. Şimdi 12-13 VAR hakeminin olduğu bir yerde her bir VAR hakemi 2 maçta görev yapıyor. Her maçta 10'ar bin lira. Allah artırsın, ben şeyinde değilim, parasında değilim. 4 haftada 8'er maçtan işte bir anda 80 bin lira olarak maaşı bir tarafa tutuyorum. Ama sen Türkiye'nin altın çocuğu pozisyondaki veyahut Halil Umut Meler'i kastediyorum. Yahut diğer hakemi pırıl pırıl Zorbay Küçüğü, o da FIFA'dan düştü, o ayrı mevzu. Sen, bu pırıl pırıl düdük çalan hakemler VAR hakemleri kadar para kazanamıyorlar. Ya bu işte çok daha başarılı, çok daha ön planda olan her insan dünyada daha fazla para kazanır. Bak, parasında değilim, yanlış anlaşılmasın. Ama adalet anlamında, hak hukuk anlamında bazı şeylere dikkat edilmesi gerekir. Özellikle sahadaki kararların daha iyi olabilmesi için bu yeni uygulama bence de çok daha faydalı FIFA hakemlerinin. Ha, yarınlarda sadece FIFA hakemleriyle yetinilmemesi lazım. Yelpazeyi, eli daha geniş tutmak lazım. Bu her şeyden önce belli hakemlerin, belli VAR hakemlerinin gözünün içine bakmaktan kurtulmuş oluruz diyorum. Yan gözle sevgili kardeşime bakıyorsun. Ya, yayın süresi bitti mi? Evet, bitti Atilla abi. Teşekkür ediyoruz. 13.57.58 oldu saatlerimiz. Haftaya yine aynı gün aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın efendim. Atilla Tuğçer'le Markaj sona erdi.